Ana sen kaçırdığın bir şey var. Dün ne oldu biliyor musun? Söyleyeyim mi kız dün ne olduğunu? Hangisini? Söyle. Söylesin. Ama gaza getiriyoruz zannedecek. Dün ne gazı ya? Dün ne oldu? Dur ben anlatayım. Söyleyeceksiniz tabii ki. Hayır. Hayır sakın söyleme. Bak düşman olur sonra derler ki. Ya Allah Allah. Hayır. Söyleme. Dün buraya kim geldi biliyor musun? Bizden Okan'ın annesi geldi. Tamam mı? Okan'ın annesi de Bahçe'ye Aycan'ı çağırdı. Çağırsın bana ne? Yani neyse. Her insan çıkıp gelemez. Bu evin ne kadar zor bir eve olduğunu biz içine girerek biliyoruz. Herkesin yaşayacağı, sen işte böyle bir şey tartışmalara değil. Girdiğin zaman ben sus dediğim zaman susmazsın sen. Bak bak hayır, 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 hayır. Benim sevdiğim zaman, aşık olduğum zaman benim eşim talimat verecek. Zaten başkası gelip bulaşamaz ki. Bu kızın ilişkisi var. İşte atıyorum Okan'ın, atıyorum Ahmet'in, Mehmet'in bir ağırlığı var. Çekinirler. Anladın sen mı? Sen o bendeki çekinir ağırlığı hissetmişsindir zaten yani. Ben onu hissettirebildiğime inanıyorum yani. Biraz hissettim ama hani öyle çok... İşte izlediğin zaman daha çok hissedersin. Anladım. Yani bir kadın zaten erkeğine saygı duyamadıktan sonra o ilişkiden hayır gelmez. Yani zaten yani bir kadını yücelten de erkektir. Yani düşüren de erkektir. Yani ama kadın vezir, da öyle. Kadın. Kadın aslında bir erkeği yüceltenle düşüren de kadındır. Ya benim için her zaman... Erkek iki tık öndedir yani. Bir tık iki tık. Ha, eşitliğe inanırım, onun dediklerine saygı duyarım, her şeyi yaparım. Gökhan mesela bir şeyler yapıyor ya, benimkini aklım bile almaz. Ben var ya, Gökhan'ın hazırladığı sürprizlerdeki sürprizleri karakteri değil, yapısı değil ama onun gibi çok değişik sürprizler yapabilen bir kadın haline geliyorum. Ama aşık olduktan sonra çok farklı bir kadın haline geliyorum ben. Ama zaman, herkese de aşık olamıyorum. Yani zaman. Aşık olsaydım, hoşlansaydım, inansaydım zaten bir ilişkim olurdu. İki aydır buradayım. Yok. Ben çok baskın bir karakterim ama. Ben baskın severim. Erkek zaten benden baskın olacak. Yani işte ben sana şu kadar söyleyeyim. Yani bunu yanlış lanse etmeyeyim sana. Yani sen de yanlış da düşünme. Sinirlendiğim zaman o masaya vuruyorsam, o masa kırılmazsa bir daha kırarım vururum. Yani ben öyle bir karakterim. Masayı kır zaten, beni kırma da. Ben kime ne söz vereyim artık bunun üzerine. Ben basarım, ben daha çok basarım. Ben sürpriz yaparım, ben feriştahını yaparım. Ya Gamze sana ne oluyor? Adam diyor ki ben diyor, şimdi Gökhan sürprizleriyle falan zaten haftanın da birincisi. Yani evet, çok romantik anlar yaşat. Adam diyor ki ben de yaparım onun gibi diyor. Ben daha da yaparım. Ya sana ne ya? O kendi damat adayı olarak hani Gökhan'ı böyle bir yere koymuş. Hani bu evde en büyük sürprizleri yapan olarak. Sen niye onu bastırmaya çalışıyorsun? Şimdi Seda Hanım, Okan geldiğinden bu yana biz hiç konuşamadık. Evde gergin anlar vardı ve ben bir gün öncesinden zaten izinliydim. Okan'ın annesinin gelmesi de o güne denk gelmiş. Kızlar öyle bir anlatıyorlar ki ay şöyle oldu böyle oldu, ben de merak Aycan'ı içinde kaldım. Çağırmış, Aycan'ı ben beğenmiş. De dedim ki bunu mu büyütüyorsunuz bu kadar? Çağırabilir. Hani benim ilişkim yok, sevgilim değil. Zaten adamla oturup konuşamamışım. İlk defa dün konuşmuştuk. Hani birbirimizi anlatıyoruz. Aycan'ı rakip görüyor musun? Yok, hayır. Eşarbı niye takmış? Ha, eşarbı niye takmış sorusu enteresan. Annesi yöresel kıyafetler gönderdiği bohçayı için orada bohçadan çok hoşuma gittiği için, sevdiğim için taktım. Tekrar teşekkür ettim. Neden keşke annen gelseydi de denk gelseydi, konuşabilseydik. Yani Okan'ı beğendin, şey Okan'a jest olsun diye mi onunla? Bir dakika, ben konuşmalarında dur, bir şey atıyorum. Ben şimdi açık açık bir şey soruyorum. Okan'la konuşurken Okan'a jest diye mi taktın onu? Yani hoşuma gittiği için taktım. Okan, annenin görüşleri. Benim anladığım kadarıyla bu eve iki bohçayla, bir annesinin, bir kendisinin bohçasıyla gelen bir adam, annesinin görüşlerine önem veren geleneksel bir adamdır. Doğru mu değil mi? Şöyle söyleyeyim Seda Hanım, yani annemin görüşleri benim için çok önemli zaten. Hı. Her zaman ben bunu dile getirdim, eve girdiğimde de dile getirdim. Yani annem ama gördüğü kadarıyla ilk başta izledikleri zaman gördüğü kadarıyla... Çok beğeniyordu Gamze. Gamze. Evet. Ona hediyeyle zaten direkt geldin Gamze dedin. Evet. Ama genelde anneler geldiği zaman birden fazla adayla ilgilenebiliyorlar. Daha önce de öyle oldu. Özellikle yeni adaylarımızın anneleri. Aycan'ı çağırma sebebi de bizim o tarafa daha yakın olduğu için. Hem sıcaklık hissettiği için onunla konuşmak istedim. Gamze burada olsaydı Gamze'yi de çağıracak mıydı? Sen sorma fırsatı buldun. Evet. Yani... İlk başta zaten... Yok. Hayır. Ben sordum özellikle. Herkes aldı. Gamze istemiyorum dedi. Kesinlikle istemiyorum. Ben onu açıklayacağım. Gamze, bir saniye ben bir açıklayayım.
Oğlu bir açıklasın, durun. Gamze bana dedi ki, annemle ben konuştuğum zaman, hani o çok baskın bir karakter dedi, benim izlediğim kadarıyla dedi. Sen de dedi çok ağır bir karaktersin, ikiniz birbirinizi kaldıramazsınız dedi. Zaten baskın basanındır diye burada, ben daha baskınım, ben yok sen baskınsın falan. Evet. Sürprizin bile altında kalmıyor. Ya ben şunu şöyle özetlemek istiyorum, nacizane. Yani erkek benim hep arkamda olmalı. Yok, erkek bir adım önümde olmalı. Erkek, hayır ya, yanında olmalı yani. İnsan eşi yanında olmalı, ne arkasında ne önünde. Ben orada da. Yanında. Vazife bölüşümü yapacağım ve yanında olacağım, bu kadar. En kötü durumda karşı karşıya gelmek tabii. O başka bir şey, orada da bitiyor. Peki, şimdi artık Gamze annenin gelin adayı değil mi? O bohçalar boşa mı gitti? Evet. O bohçalardaki o çamaşırlar, ay canı olur mu? Seda Hanım, konuyu başka yerlere çekmeyelim. Yani. Boşa mı gitti bir hafta içinde o bohçalar? Yani herhalde bir beden büyük geldi o bohçalar. Peki, yani annen karar mı değiştirdi Ezcim? Yok, annem karar değiştirmedi de yani daha baskın karakter olduğu için, hem Gamze ile de konuşamadığı için olmaz dedi. Sana göre sen ona aday olamazsın dedi bu saatte. Bakalım bu konuşmayı izleyince ne diyecek yani, karşılıklı. Ben sürpriz yaparım, ben Allah'ını yaparım. Sen şu an Okan için ne düşünüyorsun? Olabilir mi? Şu an zaten ilk kez dün konuştuk. Gamze için olamayacak bir damat adayı var mı? Bilmiyorum artık. Öyle de düşünmeyelim. Kimle oldu ki Gamze? Ben hiç olmaya kimseyle çalıştı, kimse sonuçta kısmetse istemedi olur evinde. Niye olamasın ki? Olur da. Olsun mu? Ama Okan Gamze'den hoşlanıyor Seda Hanım. Bu açık yani, gerçekten sürekli gözü Gamze'nin üstünde. Soralım öyle. Annesi mi dedi ki, kesinlikle yani benim istemediğim gelin adayı da olamaz dedi. Yani ne yapacaklar bilmiyorum. Evet, böyle öyle bir şeyin ortasında zor kalırsan. Gerçekten mesela Adnan'a sorulduğu zaman biz onun ailesine de sormuştuk. Adnan'a da sormuştuk. Ailesi dedi ki, biz söyleyeceğimiz söyleriz, son söz oğlumuz. Anne, senin durumunda ne yaşanır? Annem zaten ilk geldiği zaman buraya dedi ki, senin görüşlerin benim için çok önemli dedi. Yani ilk önce senin seçimin, ama dedi ben dedi Gamze ile olmanı istemiyorum dedi. Öyle istemediği için ben de anneme dedim ki, senin bu görüşüne saygı duyarım. Saygı duyduğum için de bıçak gibi keserim dedim. Ha, yani, sen keser. Tabir olarak. Peki kesmemişsin, dün işte oturup tatlı tatlı ya konuşuyorsun. Ya Gamze ile zaten hiç konuşamadık Seda Hanım biz olaylardan dolayı. Oturup yani bir yan yana gelemedik, bir beyin alışverişi yapamadık yani. Peki Gamze, o zaman bunu tanışma yolunda değildiniz ama senin ilgin yolunda bir kesinti olarak algılasın mı bundan sonra? Yani ben bıçak gibi keserim annem istemiyorsa dedin. Annen de istememiş yani, böyle mi algılanmalı? Ama ilk önce annemin görüşü senin saygılarına, yani senin düşüncelerine saygı duyarım dedi. İlk önce bir sen bir dene dedi, tart. Ondan sonra nasıl sen ya mutlu olursan dedi ben... Ön yargıyı kırabiliriz Seda Hanım. Yani bizim evde kestiğini söyledi annem dedikten sonra. Hayır hayır, bu ön yargıyı kırabiliriz. Anneyle Gamze görüşünce öbür türlü de zaten Aycan'ı da hiçbir şekilde beğenmediğini söyledi. Evet, doğru. Bunu beğenmiyor. Şimdi ben anlamadım. Sen Gamze'yi halen beğeniyor musun? Sen Okan olarak beğeniyor musun Gamze'yi? Evet. Şimdi kestin mi kesmedin mi yani? Yok, hayır, kesmedim. Ya bak işte kestin ya kardeşim. Onu biz konuştuk, ben onunla da söyledim. Bana da Seda Hanım ilk geldiğim gün hatırlar mısınız? Eğer annen ola ki istemezse ne yaparsın dediniz. Ben de ben bir şey yapmam. Kız yapar, gelin yapar kendini sevdirmek için dedim. Aynı şeyleri konuştuk zaten biz. Ya zaten ben şunu biliyorum Okan'a ki. Okan'a vardık zaten. Şunu biliyorum ki, bu evde her şey bir de göz önünde yaşandığı için, aileleriniz de izlediği için. Gamze seni memnun ederse annen itiraz edecek bir yanı kalmayacak ki. Ya, annem daha çok mutlu olur. Ya hangi anne evladı mutluyken çıkıp da sorun yaratır ki? Öyle değil mi? Aynen öyle. Yani Gamze'yi zaten baştan onaylamış çünkü annen. Evet. Hani hediyeler yollamış. Yani. Gamze seni mutlu ederse, siz bir yola girerseniz annen de Gamze'yi onaylar zaten. Tabii yani ki. Peki Aycan'a karşı duygun var mı? Annen hayır yönlendirdiği için. Hayır, hiçbir duygum tanımak yok. Tanımak. Aa, hayır. Yok. Ben dün bir şey itiraf ettim sana, aşık olduğumu, bir yola girmek istediğimizi. Ne? Dün mü Aycan? Yok abi, bir şey söyleyeceğim. Böyle duygularla dalga geçmeyin. Annesi seni beğenmiş, o yüzden soruyor. Açıklayayım mı ben önce? Şimdi memleketlerimiz bizim çok çok yakın bir mesafede. Tamam, hemşehri kadrosundan mı çağırdın? Aynen, bu kadar. Hiçbir şey yok. Ama evet, Gamze hakkında çok güzel şey. Yani saçımız aynı renk diye de birini çağırabilirdi dışarı. Aynen, yani, kadın beni sıcak buldu, samimi buldu. O yüzden yani beğendi beni, bir yerini beğendi. O konuda da çok teşekkür ederim yani. Yok yok. Aranızda. Seda abla, bir de Gamze için şunu söyleyeceğim. Hani sen hiç vakit bulamadık, oturamadık diyor ya.
Birincisi seninle oturmam yanlış anlaşılır diye çocukla oturmadı. İlk gün öyleydi. Evet, Okan da sinirlenmişti, hatırlıyorum. Ama çocuk kelimesini kullanmasın. Ama bu oturma ya, çok hani onu laf anlamında söyledim. Çocukla oturmadan önce Aykut'la sarmaş dolaş dans etti, boynunu öptü, işte Şahin'le dans etti. O kadar şeyler yaşadı. Çocukla 5 dakika oturması yanlış anlaşılır muhabbeti yaptı. Sayen de benim üzerime güldüğünüz için kime selam versem evde olay oluyor. Bir bardak kahve ikram ediyorum. Bu evde benden başka kaç kişi erkeklerin ya da yeni gelen misafirlerin eline kahve götürdü. Senin yokluğundan faydalandı. Aynen. Yöresel davrandı. Farkındayım. Çok kıskanıyor. Farkındayım. Yöresel davranan kadının aklıma girdi. Bahçeye çekti. Sen de yoktun ya. O ara ne örüyordu? Ne örek heri? Falan konuştuk konuştuk. Aldı kadını tavladı 2 dakikada bahçeye çıkardı. Ama Okan'ı kandıramazsın. Okan'ın kalbi bir kere Gamze'de canım. Ya Gamze'yi de ay çok üzüldüm. Bir şey söyleyeceğim. Okan'ın Gamze'yi beğendiğini anladık mı? Anladık. Evet, ama annesinin bu aralar pek böyle şeker renk olduğunu anladık mı? Anladık. Tamam, iş Okan'ın Gamze'yi ikna etmesine, onların da birbirini mutlu etmesine bakar. Bunu da anladık mı? Anladık. Buyurun Adnan Bey. Gamze o zaman 5 dakika konuşmadığı için yanlış anlamıştık. Şimdi hem yemeğini taktı hem yanında oturdu. O zaman yanlış anlayabiliriz. Onu evet, getirecek. Evet, o zaman hayırlı uğurlu olsun demek düşer evet, bize. Evet, bize de hayırlı Allah olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Allah mutluluk etsin. Çok güzel, çok güzel bir hediye geldi. Severek taktım. Yemeğini çok severim. Bizim yöremizde de vardır. Ve ben gerçekten Okan'a jest olsun finalden diye. Finalden bir gün önce mi aklına geldi? Sizin hiç ilgilenmiyor. Jest olsun final diye. Düşünceleri sizin aklınıza gelir. Eğer 2 aydır siz beni buradan gönderemediyseniz, buradaki koalisyon bile gönderemediyseniz şimdiye hiç gitmem canım. Benim böyle şeylere zaten ihtiyacım yok. Sen yeter ki sen...